Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok sağ olun. Emre Bey, buraya misafirlerimiz Sinop'tan nasıl gelebilirler? Ayancık'a 20 kilometre kala, Sinop Ayancık otoyolundan 20 kilometre kala Tarakçık köyü, Gebelit koyu tabelasından sağa dönecekler. Zaten içeride koyda biz varız. Evet. Sinop'tan gelen misafirler için Sarıkum, Yeniçam, Karacaköy, Şerefiye ve Tarakçı Köyü diye tabelalar olacak. Tarakçı Köyü'nde tek bir köprü var. Tek köprü, yani zaten Sinop Ayancık otoyolunda tek bir köprü var. Evet. O köprüden sağa döndüğünüzde 2 dakika içerisinde koyun içinde oluyoruz. Değil mi? Zaten çok uzak değil. Sinop'a burası değil, yakın değil, aslında. Evet. 22-23 dakikada geliniyor. Anladım, evet. Peki Emre Bey, misafirler buraya geldiği zaman ne yiyebilirler, ne içebilirler? İşte burası 150 yıllık balıkçı barınağı. Buradaki zaten amatör balıkçılarımız bize balığı tedarik ediyorlar. Dönemine göre o balıkları, işte mesela şimdi bir ay sonra palamut başlayacak. Şimdi çarpan zamanı, çinekopumuz, lüferimiz, onlar tabii çıkmasına göre. Şimdi bugün çinekop var derim, yarın olmaz. Evet. Onun dışında işte erfelek etimiz var, çok güzel. Erfeleğin o büfteğini böyle bir marine edip kendi çapımızda amatörce veriyoruz. Kasap sucuğu, köfte. Ne güzel, ne güzel. Yok yani bazı şey, çok şeye evet diyoruz, hayır dediğimiz çok az şey vardır. Anladım, ne güzel. Yelpaze geniş yani değil geniş, mi? Geniş, geniş, Allah'a şükür. Doğru. Sevindim buna. Bir misafirlerin işte kahvaltıyı soruyorlar. Burası öğleden sonra açılıyor 1:30'da. Biraz daha öğlen yemeği, akşam yemeği odaklı. Çünkü işte buralılar bal memleketi, arı kovanı çok, kahvaltıda bazı problemler yaşayacağımız için 1:30'dan sonra insanların, ailelerin gelebileceği ızgara balık evi gibi bir şey yaptık yani. Anladım Emre Bey. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Emre Bey, dilerseniz misafirleri bir kısa tabii tabii hocam, ne demek? Eviniz gibi ya, sen şöyle güzel güzel gez, bak her şeye. Beraberce gezelim, ben anlatırım. Hatta burası bir de yani kültür mirasıdır. Hemen eski gümrük burada, işte Dutufili, evet, dediğimiz o zamanın ambar dediği böyle marketler var ya, Rusya'ya buradan işte keteni, yiyeceği, elması, armutu giderken oradan da gazya gelmiş. Burada marketler varmış. Evet. Hatta kiliseden dönme camimiz var. Sadece Gebelit Koyu değil, Kozak Yalısı var hemen yanımızda. Bunların hepsi kültür mirası. Aklınıza gelebilir mesela, işte denizde vefat eden, denize bulunduğu yere gömülürmüş ya, bir sürü mezar, evet, tabii, falan tabii, var. Biraz bakir bir yer. Bakirliğinin bozulmasını istemiyoruz. Bu gizli bilgi yani. Anladım. Evet değerli dostlar, bakın gizli bilgi öğrenmiş bulmaktınız Emre Bey sayesinde, sağ olsun. Oradan geçerken zaten göreceksiniz eski, evet, gümrüğü, dutufiri, yani jandarması, cartı, curtu olan her bina burada, tabii hepsi dökülmüş. İnşallah Kültür Müdürlüğü ilgileniyor. Böyle güzel güzel restore edilecek. Anladım inşallah. Anladım Emre Bey ya. İnşallah, inşallah. Çok sağ ol. Emre Bey, sizle birlikte kısa bir gezsek mi? Tabii kısa hocam. Kısa bir tur atalım. Sizde çok vaktinizi almadan. Rica ederim hocam. Nereye birlikte gidebiliriz sizle? Önce bir etrafı isterseniz. Hemen koya doğru gidebiliriz hocam. Hem bir yandan da. Şimdi gölge isteyenlere bakın, göstereyim. Burada şey armutların, meyvelerin altında, evet, oturulacak yerler var. İşte bence Karadeniz'in en güzel güneşinin battığı nokta burası. Biraz evet, ukalacı oluyor ama. Estağfurullah. Yani o güneş öylece denizin içine batıyor. Evet. Harika oluyor izlemesi. Tabii. Tabii ki insanlara, yani burada yemek yemek zorunda değiller. Gelirler, izlerler. Evet. Herkesin evi gibi. Ne güzel hocam. Buradan evet, işte karşısı Sinop'u, İnceburun'u oradan görüyoruz. Bu taraf Ayancık, İstefan'ı görüyor. Biraz daha ileri evet, gideceğiz zaten. Hı-hı. Böyle amatör, çok ne profesyonel güzel, değil. Amatörce böyle insanların da kendini evi hissedeceği. Değil mi? Hem ormanın orta, hem evet, denizin içinde. Ne güzel, evet. Yani evet, çok nadir bulunabilen bir yer. Şansımıza biz de burayı işletiyoruz. İyi yapmışsınız. Hep hayırlı işleriniz olsun inşallah. Yer sahipleri de bizim ailemiz gibi. Zaten onlar sayesinde açtık. İnsanlara daha güzel hizmet evet, nasıl verebiliriz diye. Ne güzel, iyi yapmışsınız. Yani böyle de bir ihtiyaç vardı. Biz de insanların ihtiyaçlarını bu şekilde gidireceğiz inşallah. İnşallah tabii, ne güzel. Şuraya doğru hocam. Zaten olur, bir sen balıkçı barınağını da gezersin. Orası 150 yıllık balıkçı barınağı. Yani gerçekten mi? Nehir denize akıyor. Evet. Çok nadir yerlerde görülen bir koy burası. Anladım. Hani her bir sürü koylar var. İşte Gideros mükemmel bir koydur ama evet, bu şekilde ormanın yeşilliği böyle iç içe değil. Anladım. Hep birbirine uzakta. Balıkçı barınağı dedi, şu karşıda evet, değil evet mi? Evet hocam, herhalde, burası bak, doğru, orada hep anladım, amatör balıkçılar. Anladım. Yani şurada her türlü, bir de bir toprağı da bereketli, işte fındığı, kirazı, kestanesi, her şey oluyor. Zaten burası değil mi? Köy çok içinde bir yer, köylülerin zaten yeri. Evet.
Değerli dostlar, üst katta mevcut bu arada. Gerçekten gayet nezih bir yer. Şimdi Emre Bey'in bahsettiği balıkçı barına var. Oraya doğru bir ilerleyelim sizlerle. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kısa bir çekim yapıyorum da etrafı çekeceğim de biz mahsur olmaz herhalde değil mi? Yan taraftaki restorana giriyorum da Emre Bey tarif etti de burada eski balıkçı barınağı varmış diye de o yüzden çekiyorum. Tamam abi. Sağ ol. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ya, eviniz gibi. Çok biz sizi seviyoruz. Çok sağ ol. Allah razı olsun. O yüzden de hani böyle biraz yoğunluk var ama seni kırmadım. İnşallah daha da çok güzel. Çok teşekkürler inşallah. Böyle müsait günde daha iyi anlatırım buraların sana özelliklerini. İnşallah başka bir gün daha i̇nşallah da güzel şeyler yaparım. Evet sevgili dostlar. Malum yoğun sezondayız şu anda. Bu yoğunluğa rağmen Emre Bey bizi kırmadı. Kendisi buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Pek pas vermiyor dostlar.